müzisyen Merve Özbey bir aile trajedisinin içine düşer. Aşkım Kapışmak tarafından programa davet edilen Merve Özbey, gelin kaynana arasında kalır. Üstelik kaynana rolündeki oyuncumuz oldukça agresif ve sorunlu bir kişiliğe sahiptir. Şakamız Merve Özbey'e bugün. Yakın arkadaş olmanıza güveniyoruz. Evet. Sevgili Aşkım Kapışmak. Programımızın ismi de çok yaratıcı. Aşkımla Kapışmak programı yapıyormuş meğer aşkım. Ve bu YouTube kanalına yaptığı bu programa konuk olarak Merve'yi çağırıyor. Her programda farklı konukların, evet, olacak. Bugünkü konuklarını tanıyalım. Ceyda. Ben mağdur bir gelinim. Evet. Ve eşimden ve kayınvalidemden yakınıyorum. Çok büyük şiddet görüyorum. Duygusal şiddet. Size başvuruyorum. Ve? Kayınvalideyim. Dünya insanı. Dünya tatlısı. Herkesin bağrına basacağı, evet, bir kayınvalide olarak Elçin geliyor. Bir şey diyemiyorum sana. Sürprizlere açığız. Yani içerisi, reji odası bayağı kalabalık olacak eminim. Çünkü hareketli bir, evet, senaryo bizi bekliyor. Rasim. Ben ana kuzusu. Artık birazcık da bu tip işleri akışına bırakmak, kesinlikle, lazım. Biz de sizin verdiğiniz açmazlarla aklımıza yeni bir şey gelirse reji odasından size vereceğiz. Tatlı kızımızı çok ürkütmeyin. Tamam. Hadi finalde eğleniriz umarım. Teşekkürler, görüşürüz. İçeride. Konuğumuz yani şaka dedemiz Merve Özbey geldi arkadaşlar. Başlıyoruz. Canım. Dostum, ne güzel olmuş. Sağ olasın. Güzel değil mi? Programda da çok. Aşkımla Kapışmak. Gerçekten çok yaratıcı. Tekrardan açılış yaparak davet et Merve'yi aşkım. Ben seni oradan davet edeceğim. Ha, tamam, okey. Açılış yapıp hemen alacağım seni, tamam? Tamam, koşuyorum. Evet, başlayalım, evet, aşkım. Ben hazırım. Yalnız ben aşkıma böyle aşkım diye hitap edeceğim. Demet Akbağ kime aşkım dedi? Az sonra. Evet, neyse, başlayalım hadi. Evet, herkese merhaba. Yine bir YouTube programında siz formatı değiştirin dediniz. Biz de değiştirdik. Ve güzel bir isim bulduk. Aşkımla Kapışmak. İlişkinin olduğu her yerde bir kapışma yok mu zaten? Bu haftanın müthiş de bir konuğu var. Sesini, soluğunu, kendisini çok sevdiğimiz. Ne dersiniz, çağıralım mı? O zaman gelsin bakalım Merve Özbey. Gel Merve. Geldim. Hoş geldin. Nasılsın? Mor koltuğu alalım Merve'yi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gel şöyle, mor koltuk senin. Evet Merve, koşturuyorsun sürekli. Koşturuyorum, bir de kadrolu aşkımın YouTube kanalında konuğuyum. Hem bir ünlüsün hem bir sanatçısın. Senin gözünden hayat nasıl? Sanatçı biraz şey oluyor, bana oluyor, ağır geliyor. Yani, öyle değil mi? Müzisyen diyeyim. Müzisyen diyelim o zaman, evet, nasıl istersen. Aynen. Böyle bir çiftleri çağıracağız oradan. Rasim, Elçin ve Ceyda hazır mıyız? Evet. O zaman biz Rasim Bey'i, eşini, Ceyda Hanım'ı ve Elçin Hanım'ı bir çağıralım, stüdyoya alalım. Geldiler kızlar zaten. Alalım mı sizi hemen? Hoş geldiniz. Ceyda Hanım'dı. Evet, evet. Merhaba aşkım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, merhaba. Merve, hoş geldiniz. Ceyda, ben de Ceyda Hanım. Merhabalar, Rasim ben. Merhabalar Merve, çok memnun oldum. Merhabalar, hoş geldiniz. Tabii. Teşekkürler efendim, sizler nasılsınız? Elçin Hanım, nasılsınız? Sizi şöyle alayım mı, biraz karşımda, tamam, göreyim sizi? Heh. Problem ne, çok merak ediyorum. En sevdiğim, Türk kahvesi yok mu diye bir şey. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Evet, evet. Yani şey... Evet, aldınız mı onu efendim? Hayır, bir kere şey, anne otoriter bir kadın. Evet, anne biraz durgun ve mutsuz galiba anne. Valla tek başıma büyütüyorum yıllardır çocuğumu. Kolay bir şey değil. Allah yardımcınız olsun. Benim annem de öyleydi. Tek başına büyüttü. O yüzden siz çok iyi anlıyorsunuz. Yani... Hepimizin annesi aslında öyle. Evet, evet. Babası bizi terk ettiğinde Rasim daha 6 yaşındaydı. 6 yaşındaydı babası bizi terk ettiğinde. 6 yaşından beri ben hem anne hem baba oldum. Kaç çocuğunuz var? 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Şeyi de merak ediyorum açıkçası. Yani hani böyle bir formata geliyor olmanız da önemli. Yani ne getirdi sizi buraya? Eşim. Annenize sordum ama. Elçin, Rasim araya girdiği için ona bir kötü kötü bak.
Öyle otoriter bir anne rolündesin zaten. Bozmayaydın, iyiydi. Uygulamaya çalıştım ama yani eyleme döktükten sonra... Siz kaç yaşındasınız? 29 yaşındasınız. Şu an hanımefendiyle, hanımefendiyle konuşuyorum. Şiddet gördün mü? Yani duygusal şiddet gördüm. Şeyde duygusal şiddet nedir Allah aşkına diye sor Elçin. Anlamıyorsun sen bu durumu. Anlamı duygusal şiddet ne demek affedersin? Ben duygusal şiddeti yani bu şimdi duygusal şiddet. Ben duygusal kısmını atıp direkt şiddet olduğum zaman benim sinirim bozuluyor. Ne sizin demek için yani? Nedir şiddet? Şiddetin adı var mıdır sizce? Değil el mi? Ya da dil fark eder değil mi? Değil mi? Onu söylüyorum ben de. Şiddet, yani, şiddet şiddettir yani. Duygusal şiddet nedir yani? Yani dilin şiddeti o kadar kötü. Ya bir şey söyleyeceğim, çok gerginsiniz galiba ama ben bu şiddet konularında biraz fazla gerildiğim için ne olur benim kusuruma bakmayın. Gerginlik değil ama şimdi... Yani mesela... Sizin iki erkek çocuğunuz mu var? Evet. O yüzden bir kız çocuğunu anlamıyor olabilirsiniz. Siz de bir kızsınız. Evet. Ama ne olursa olsun siz annesinin babasının evinde... Ben zaten bu evliliği hiç istemedim de Elçin. Evet. Yani, şiddetin eli de yok, dili de yok. Zaten ben bu evliliği hiçbir zaman rıza göstermedim. Nasıl? Ben hiçbir zaman rıza göstermedim. Ceydan yani rıza başından beri mi öyleydi? Evet. Hayır, başından beri öyle değildi. Ben çok özür dilerim. Baştan bana bir anlatır mısınız sizin Elçin Hanım'la probleminiz nedir? Başta anlaşıyorduk. Evet, başta anlaşıyorduk. Sorun oldu ama yani. Ama işte bunu biraz da kendine sormalısın Ceyda'cığım yani. Ya kendime sordum ama yani hiç benim yanımda olmadınız ya. Doğumumda yoktu benim eşim yanımda. Merve Hanım. Maçtaydın Rasim, maçtaydın. Hem de yurt dışında. Neredeydiniz doğumda? Ya ben çok futbol aşığı bir insanım. Yurt dışında... yurt dışında bir maç vardı. Oraya gitmiştim. Ya, ama ya şöyle, böyle bir şey kabul zaman, edilebilir mi? Bir dakika, ne zaman ağlamaz mısın lütfen? Ben futbol fanatiyim, biliyor beni, tanıyor kendini. Ceyda sen şimdi yavaş yavaş ağlamaya başla. Çok fazla değil ama böyle sessiz sessiz. Sonra aşkıma dön, ben kötüyüm biraz. Acaba yayından çıkabilir miyiz diye sor. Az çok insandan da anlayabileceğimi düşünüyorum. Yani ne yapmış olabilir ki bu kadar nefretle bir kız çocuğuna bakabiliyorsunuz? Torununuzun annesi. Niye ağlıyorsun tatlım? Evet, neden ağlıyorsun? Ama bakın niye değil soru. Soru niye değil. Kadını elleri titriyor. Ben bir izin isteyebilirim. Tabii. Bir keselim arkadaşlar, ben gelin. Of. Ay ben de geleceğim. Siz oturun lütfen, yani. Lütfen. Yok oturun siz. Oturun lütfen. Tamamdır, program kayıttan çıktı arkadaşlar. Biraz daha rahat konuşmaya başlayayım burada. Hayır yani ben anlamıyorum. Şu anda bir şey söyleyebilir miyim? Benim üstüme geliyorsun. Hayır, sizin üstünüze gelmiyorum. Lütfen öyle algılamayın. Ama şu anda... Ben bir erkek olarak sizden beklerim ki... annenin ve eşinizin arasında köprü olacak insan sizsiniz. İki kişi evlenmiyor aslında bakarsanız. Yanlış mı düşünüyorsunuz? Elçin, kayıtta değiliz ya. Yürü burada, rahat ol. Hayatım bak, bu kız sabah kalkar, kahvaltısını hazırlar, yemeğini yapar, bulaşığını yıkar, ırtını yapar, pırtını... Hayır, öyle bir şey değil o. Kedinin süpürgeyi de bağlı, o evi süpürür kedi. Kadınlık böyle bir şey değil. Ne alakası var ama, öyle değil, demeyin. Değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunları... Bu şimdi girmeyelim bunları... kayıta arkadaşlar. Evet ya, iki saniye sakinleşsin. Şu an evet, biraz rahat konuşalım. Kayıta ben çok kayıta değil şu an, evet. Diyor ki, kedinin şey... Süpürge de bağlasan diyor, öyle devam edecek diyor. Sadece bu değil ilişki. Tabii ki değil. Okay. Yani benim kocam beni aldattı gitti. Rasim de beni aldattı de Ceyda. Sanki oğlunuz beni aldatmadı, affedersiniz. Bunu mu istiyordu yani? Bir dakika. Gözünde gördün mü Ceyda? Mesajlarını yakaladın. Ceyda gözünde gördün mü bunu Ceyda? Aşkım, benim mesajlarını yakaladım ya. Kalkıp bana savunuyor kendi oğlunu ya. Bunu biliyor musunuz siz? Sadece arkadaşım, aldatma yok de Rasim. Hayır, arkadaşım bir da oluyor. Bir saniye, anne olarak biliyor musun? Biliyorum. Nasıl orada bunu kabul ediyorsunuz? Aşkım bilmem, herkes birbirine aşkım diyor burada. Anlatayım. Ben söylüyorum, ev temizlemekle süpürmekle olmaz o işler. Dün gece bana bıraktığın not için çok teşekkür ederim diye kadın mesaj atmış. Ay, bana titrim de geldi. Bir gördün mü? Hayır, bütün kadınlar da bunun peşinde koşuyor sanki. Gerçi koşarlar, ayrı mevzu da yani. Hanımefendi, biraz uslubunuza dikkat edin ya. Olmaz ama bakın yani. Ama şöyle bir gel. Yani bir anneye yakışacak şekilde konuşmuyorsunuz. Aldatmayı bile kabul ediyorum, aldatmayı. Nasıl kabul ediyorsunuz aldatmayı ya? Bak, kendi aldatılmış kadınlar oğullarının da aldatmasına izin verirler genelde. Ama niye? Böyle bir şey olamaz ki. Çünkü bilinç dışında sizin kadın aşağılarda bilinç dışında. Neden olmaz biliyor musun? İntikamı gelinden alıyorsun, farkında mısınız? Olmaz. Merve'ye sor Erçin. O aldatılmış mı? Hayır, olmaz çünkü siz neden? Hiç aldatıldınız mı peki? Valla ben aldatıldığıma hiç şahit olmadım. Sadece bildiğim tek şey şu. Eğer aldatılmayı yaşamış bir kadın iseniz, kim olursa olsun, bir kadının aldatılmayı yaşamasına müsaade etmemeniz lazım. Sen şahit oldun mu?
Mesajları ne kaldım sana gösterdim. Kızım gözünle şahit oldun mu benim sinirimi bozma. Gözünle, olması gözünle şahit gördün mü tekrar gözünle? Yani bakın mesajlaşma olmuş. Beni peki siz niye gibi aldatıyorsunuz? Ben aldatmadım. Nasıl aldatmadım? Mesajlaşmışsınız beyefendi. Mesajlarını yakaladım sana okuttum. Hayır. Olmuş olabilir peki, dedim bana. Şimdi yalan söylüyorsun. Duygusal mı cinsel mi bu aldatma? Neler söylüyorsunuz? Hayır ki ben... Aynen yok. Şimdi annesi oluyor. Tribünden arkadaşım der Asif. Ya benim arkadaşlarım sen biliyorsun işte. Arkadaşların mı? Lütfen, sabah gece Ceyda bana bıraktığın not için teşekkür ederim. Hayır Ayol herkes tribünden, birbirine sevgili diyor. Bak çocuk... Tezahürat yaptın. Ya gerçekten... Bir şey söyleyeceğim. Ay sinirim bu. Beraber yaşıyorum. O yüzden ben yaşımı kurtarmak istiyorum. Bir saniye. Ya benimle... Tribünden... Kesebilir miyiz? Bir şey soruyorum, siz ciddi misiniz ya? Tribünden ne demek? Biz maç izliyoruz, sonradan birbirimize mesajlar atıyoruz. Ya kimin anılır bu? Maç izlediğin adamla mesajlaşıyor musun? Ya. Kadınla. Adam değil, kadınla. Yani futbol seven kadınlar da vardı Rasim. İlla erkek mi olmak zorunda fanatikler? Abla sen hemen pırpırpı topluyorsun. Hayır, gidiyorsun. Olamaz mı yani futbol, gidersin? Bir dakika, futbol ayol, delisi herkes... kadınlar da var. Aynen. Tamam, bir şey soracağım. Ben arkadaşlarım var benim bir sürü iş yerimden. Ya bunu haklısınız, kabul ediyorum da. Yani, yani... Çok genelliyorsunuz abi bu konuyu. Bu ben de geriliyorum yani burada şu an. Çok gerginim yani. Bir şey tamam, bir şey soracağım. Kayıda geçelim, ben Rıfat Bey miydim? Rasim. Ben Rasim Bey'i de dinlemek istiyorum. Ben anneyi anladım galiba. Ceyda Hanım'ı da anladım. Elçi, şimdi kayda gireceğiz. Girmeden önce sen bir delir bence. Sonra kayda girilince de birdenbire kameralar kayıttayken 180 derece dön. Birden asil bir kadına dönüş. Peki neyi dinlemek istiyorsun? Sizce siz buraya neden geldiniz? Neden şu anda? Benim sinirimi bozmayın. Gerçekten ben... neden? Çünkü bu kız anne almış bunu buraya getirmiş. Anne. Size yazmış yani. Anne. Çekime girip bir an kayda gireceğiz. Girdik mi kayda? Gireceğiz. Bir saniye daha girmedik. Girmedik daha. Anneciğim. Daha girmedik kayda. Kayda girmeden şunun içine bir şey alabilir miyim de Elçin? Önce bir hemfikir olalım. Şunun içine bir şey alabilirim. Bir şey var mı enerji? Sert bir şey. Su değil, affedersiniz. Daha sert bir şey alabilirim. Sert bir şey ne? Nasıl yani? Sert bir şey. Kola var en fazla. Şey, sert kahve falan. Elçin Hanım, alkol içemezsiniz. Hani ben burası... kullanmıyorum alkol şu an. Anne. Kimse alkol almıyor şu an. Anne. Alkol. Lütfen ya, rica ediyorum tek ya. Ama yok mu? Ne bu? Su mu? Kola. Kola mı? Tamam deyip kes konuşmayı aşkım. Tamam de. Kayda giriyoruz artık de. Bir saniye tamam. Şikayet. Kayda giriyoruz. Kayda arkadaşlar tamam, vakit de yok. Bilmiyoruz ki. Hazırız. Yani. Evet, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama Ceyda Hanım böyle bir su içme aralığı verdik, bir dinlendi. Elçin, Merve'yi çok beğenmeye başla, sanki gelin adayıymış gibi. Ceyda, sen de bu durumu kıskanacaksın yalnız. Yürüyün, hayatınıza daha düzgün ve daha doğru devam edin. Seni gerçekten öpeceğim. Bak, ama bak, beni öpmeyin hanımefendiye düzgün davranın. Aynı yaşlardasınız birlikte, bak kızım. Örnek al de bak, örnek al. Bak örnek o al. Ay, bak iyice, ahlak, Allah. Edep, terbiye kökten gelir. Sonradan olmaz. Ne diyor ya? Kökten gelir, anladın mı? Hanımefendi. Bu çocuk Allah. Susuyorsa bakın, benden aldığı terbiyeden dolayı bir saniye. Susuyor. Benim sinirimi bozma Ceyda. Bir saniye hanımefendi. Bir şey bak Merve Hanım'ı öveceğim diye gelini bakın, döndürüz. Bakın ben diyorum ki. O çok düzgün bir kız. Hayır, Allah onu nazardan. Var mı sevgiliniz? Var ama bir şey söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Maşallah. Ben bu şiddetin içinde değilim dedim. Merve Hanım'ı beğendiniz. Öyle bir gelin olsun ister misiniz? İsterim, ne güzel konuş. Akşam konserde. Peki ben sizin gibi bir kayınvalidem olsun ister miyim acaba? İstersin, sen bayılırsın bana. Sen benimle otur 2 dakika sohbet et, sen bana bayılırsın. Şu andaki gördüğün form başka. Bakın onun adına düşünüyorum. Ayşegül nerede, bu kız nerede dedim ben sana de. Yapamayacağım buna gerçekten. Ayşegül nerede, bu nerede? Al, al daha konuşamıyorum ben. Ayşegül nerede, bu nerede? Al, al daha konuşamıyorum. Anne tamam ya, gerçekten yeter ama yani ya. Evde de böyle mi? Hep böyle. Siz bunları çözemezsiniz. O da öyle kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Evde de böyle mi? Bu hep böyle. Bu hep böyle mi? Hep susar mı? Susacak tabii, akıllı ne çocuk. Ne demek susacak? Saygılı çocuk, saygılı, saygılı. Ne beni peki susmanın adı saygı mı? Saygı tabii. Yani bakın, susmak saygı, öyle mi? Elçin sen şimdi bir anda kalk ve Merve ile aşkımın arasına otur. Yani Ceyda'nın yanında oturmak istemiyorsun artık. Biz, siz, ben, tövbe estağfurullah. Ben bıktım senin suratından. Aa! Hayır, oraya geleceğim. Aa! Bir saniye. Aşk, o kaç şey. Gel mi abicim, gel. Korkuttun kızı Elçin.
Bir keselim yayını bir saniye. Ay ödüm koptu. Yok, yok hayatım ne münasebe. Siz bir saattir ben... o kadar şiddet. Ben bir karıncayı ezmem. Yürüyen ters dönmüş ama hamam böceğini ters çevirir yürütürüm ben. Merve'ye çok iyi davran her çeşitli. Neden ağlıyorsun ki? Ben onun yanında oturdum. Neden ağlıyorsun? Benle konuşma artık senle. Neden ağlıyorsun? Ben artık hiçbir ay, şey yapamıyorum. Ayşe kızcağı zaten su verin. Bir yayını keselim arada konuşuyor yaparız. Koltuğu alabilir. Ama bir saat karınca ne? Saçlarının rengi çok güzelmiş. Bayıldım saçının rengine gerçekten bayıldım ya. Bir saattir kadın ben karıncayı ezmem diyorsunuz. Alalım kadını öyle mahvettiniz. Canım işte genç bir kadın böyle olurdu. Görüyor musun? Erçin Hanım, ne bakın, kadar sade giymiş. Bak, nefsim, nefsim, nefsim giymiş. Hanımefendi benim kıyafetim diye ki problem. Karşınızda ana, baba, evladı, gencecik, pırıl pırıl, gık demeyen problemi olduğunu sizle anlatmaya çalışan bir kadın var. Yapma. Ya Allah aşkına sesini çıkar be kardeşim. Durmuş gibi ya. Yemin ederim. Ne ama ne? Ne ama ne? Yanında enerji. Ne ama ne? Rasim, Merve bile nefret etti senden. Bir saniye. Bak Elçin'in Firuz yüzden konuşmuyor. Bakın ben demiyorum ki. Merve'yi bilirsiniz. Bir saniye. Bayıldım. Överken niye çiçek gibi geliniz var hanımefendi. Şu an? Ama siz çok yani çok kırıcı konuşuyorsunuz. Neden kırıcı? Elçin şimdi elini masaya vur ve fırla ayağa. De ki ya ben ya o. Kimse zaten benim tarafımda değil. Neden kırıcı konuşuyorum? Bir saattir hanımın ağlıyor. Anladım ben. Hayır bir dakika. Ben net bir şey söylüyorum arkadaşlar. Hayır. Ya. Bak lütfen kesmeyin. Çok rica ederim. Anne otur şuraya ya. Ya hayır. Hiçbir şey de kesmeyin. Yani. Çok rica ederim. Ya ben ya o. Ya ben ya o. Kimse benim tarafımda değil. Bak bu net. Bak Rasim bunu ya çözersin ya çözersin. Anne bunu burada mı tartışacağız? Bak burada konuş. Ya burada mı konuşalım ya? Elçin çok sinirlen koltuğun üstüne çık. Siz başka bir cümle biliyor musunuz acaba burada mı konuşalımın dışında? Niye burada? Ya benim sinirime mahva! Ya benim sinirime mahva! Bak vallahi billahi senin... Elçin Hanım bir saniye. Tamam sakin Elçin Hanım. Ne olur çok korkuyorum ben. Anneciğim lütfen diyorum bak rica ediyorum. Ne olur ben çok tedirgin oluyorum. Ya hatırım için sakin ol. Hala hatırım için diyorsun reddetme. Anneciğim neden böyle bir şey yapıyorsun? Bir su içmek ister misiniz Elçin Hanım? Gelirken bana söz vermedin mi anneciğim sakin olacağım demedin mi? Bana söz vermedin mi gelirken? Sakin olacağım demedin mi ya? Korkuyorum. Evde de işte hep böyle. Hayır bir sürü insanların yanında nasıl davranıyorsun bize? Bana ne onlardan? Hepsi benim çocuğum yaşında onların. Bana ne onlardan? Sadece şimdi rahatlardı hiç böyle bağırmazdın. Ama sen bunlardan mı güç alıyorsun de Elçin? Sen de güç mü aldın buradan? Tamam ne olur. Sakin. Bizi buralara kadar düşürdün. Ailemizi. Sen benim soyadımı böyle yapamazsın. Anladın mı? Buralarda... Ya kesin kardeş. Kesin. Kestik zaten. Yayın dediniz. Bu şekilde veremem ki ben yayını zaten. Tamam, bir sakin olun. İçmeyin şunu. Su. Ne içiyorsunuz? Su. Hayır. Su içmiyor. Başka bir şey içiyor yani ya. Yani biz bunu başka bir yerde tartışsaydık annem böyle yükselmeyecek. O şu anda burada... Hiç de alakası yok. Evde de böyle... Sen... Sus terbiyesiz diye hep Ceyda'nın sözünü kes. Sen yok musun? Yapma Ceyda. Ceyda yapma. Ceyda yapma. Edepsiz. Bak hep böyle işte evde de. Sen yok musun? Konuşma bana. Bakın ben çok korkuyorum. Ne olur yapmayın. Bu kız buradan gidecek diye bağırıp sandalyeye çık. Kim? Anneniz. İçiyor tabii. Gel bu kız buradan gidecek. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar bir baksana duruyorsunuz. Arkadaşlar bir baksana duruyorsunuz. Anneciğim lütfen. Tamam, tamam. Ama siz de anneciğim, duruyorsunuz lütfen, ya. Yok Merveciğim yok onlar yapamaz. Onlar sabit çünkü. Yani şu anda görmüyorlar, duymuyorlar. Sadece kayda odaklılar. Kusura bakma. Tamam sakin ol. Ne olur yapmayın. Arkadaşlar biriniz gelsin. Bırak kamerayı. Yayında değiliz. Bir yardımcı olun. Niye bırakıyorsunuz? Niye bırakmıyorsunuz? Oturun. Tamam. Ama bakıyorsunuz hepiniz arkadaşlar. Kadın tamam. Kendini kaybetti. Duruyorsunuz orada. Tamam. Allah Allah. Tamam sakin olun. Ya sana dedim ki böyle yerlere tamam, başvurma dedim sana. Tamam. Nerede çözeceğiz? Burada mı çözeceğiz? Peki ne yapmam gerekiyor? Yapmayın ne olur. Sakin olun. Bir dakika. Ne olur bakın ne olur. Ama... Sakin tamam. Olun. Sakin. Bakın sakinlikle çözülür her şey. Sakin tamam. Olun ne olur. Tamam. Elçin yavaşça çık sandalyeye. Sakin. Bir şey soracağım. Ah dedim ki gelmeyelim buraya dedim. Gelmeyelim dedim. Bak. Ya kadıncağız da gelmese sakin olur musun? Tamam. Sen sakin ol. Siz sakin olun. Tamam bak. Sen bir dakika bu benim tekim bir saniye abi. Bir saniye. Böyle tekim var annem. Saçmalıyor evde de böyle. Ne yapıyor? Of. Anne. Of ne ya. Yapıyorsunuz?
Anne Allah aşkına in şuradan diye yanına git sen de Rasim. İndirmeye çalışıyorsun. Anne. Ya Allah aşkına. Şey, güzel bir sinir krizi yakışır buraya Elçin. Hadi. Allah aşkına in şuradan ya. Elçin Hanım. Ya anne. Elçin Hanım. Of. Anne. Ya beğendin mi yaptığını? Ben mi yaptım? Beğendin mi yaptığını ya? Merve'nin de sinirleri bozuldu artık. Beğendim al kadın gitti işte. Ya oğlum. Sakin değil. Tamam sakin sakin. Sakin ol. Böyle mi? Aa. Bazen böyle oluyor evet. Anne lütfen anne lütfen. Raporu var mı? Yok. Elçin daha kendine gelme daha. Gelme kendine gülmeye devam et. Anneciğim lütfen. Anneciğim lütfen. Dur be dur. Anneciğim lütfen. Kalk ve Ceyda'yı yanaklarından öp. Sev gelinin şimdi. İyice delirttik kızı. Aşkım yüz. Evde de böyle işte. Sana dedim ki gelmeyelim dedim. Buraya bak gelmeyelim. Ya sen de bir sus be kardeşim gelmeyelim buraya gelmeyelim be. Elçin Merve'yi de öp. Bir sus be kardeşim otur. Çok mu hoşunuza gidiyor? Ya benim hoşuma gitmiyor. Burada olmak hele hiç hoşuma gitmiyor bakın, şu an. Bakın bunu çözmeniz gerekiyor. Sen dedi ki Ceyda. İnanmayın bu hallerine de. Elçin sen bunu duyunca daha da sinirlensin. Hadi. Artık madem çıktı çığırından. Anneciğim, sen anne. Anneni evde görmediğin için o kadar alışkın ki. Ne olur sakin ol. Merve Hanım ne olur sakın inanmayın bu hallerine. Bu kadar yüksek şeylerimde böyle oluyorum. Sakın inanmayın evde de böyle o kadar gergin. Tamam, gel be! İşte. Elçin tekrar çıksana sandalyeye. Taktım ben de bu sandalyeyi. Elçin Hanım. Kızım bırak. Tamam ama artık bu program çekilemeyecek. Gerçekten çok tatsızlaştı. Gerçekten. Bir yapalım mı? Tamam. Bitsin mi artık tamam. Ya çok sıkıldım. Ya kardeşim tamam. Bence sen bir git. Tamam. Anne ne alakası var? Niye bana siz sürekli bağırıyorsunuz? Elçin Hanım lan. Yavaş yavaş yavaş. Anne. Sen ilk defa mı görüyorsun bu halini? Evde böyle olur mu? Ben her gün bununla uğraşıyorum. Buraya döndük diye böyle olmuş. İnsanların içinde değil yani. Bir insene şuradan ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sakinleşelim artık biraz. Sakinleşelim. Otur. Tamam. Oturun. Ne olur sakin. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Bunu arkadaşlar yayınlayamayacağız. Bunu yayınlayamayız zaten yani. Hepsi gerçekten. Lütfen. Ceyda Hanım, bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir saniye. Bir sakinleşelim. Bana niye sürekli hiç konuşmuyor. Gelmeyelim dedim ama. Ay, önümü keseceğim. Lütfen, tamam. Okey. Lütfen anne. Tamam, biz kestik programı, çekmiyoruz. Yayınlamayalım. Hiç merak etme Merveciğim. Aşkım yayınlamayacak. Söz. Sakin olun tamam. Şimdi şunu söyleyeceğim. İçin suyunuzu. Başka bir şey içmeyin. Su için. Tamam. Benim beyyam sinirim bozuldu. Tamam. Elçin siz bu suyun içine bir şey mi koydunuz diye bir sor. Bir şüpheci şüpheci sor ama. Ya yayınlamayalım gerçekten. Siz bunun içine bir şey mi koydunuz? Biz gidelim zaten. Nasıl? Bunun içine bir şey mi koydunuz? Ben tadına bakayım ister misiniz? Bir şey koydular. Bir bakayım tadına ister misiniz? İçiniz rahatlasın diye. Elçin Hanım olsun. Bakayım tadına iç rahatlasın olsun. Elçin suyu iç. Bardağı yere fırlat. Su değil mi Merve? Su. Senin niye ellerin titriyor? Sinir, korktum biraz tedirgin oldum bir de sinirlendim o yüzden. Siz daha sakin misiniz? Elçin'im. Elçin'im. Aşkım sen Elçin'i dışarıya alabilir miyiz deyip gönder. Sonra zaten biz ikimiz geleceğiz. Ve Merve'nin yüzünü göreceğiz. Evet ben Elçin'le birlikte geleceğim. Sen onu yolla dışarı. Bir çıkar mısınız dışarı? Hadi alır mısınız lütfen ya? Murat nerede? Alırım kusura bakma. Tamam, yok yok bir alırım tamam. Lütfen bir tamam 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 lütfen. Kızı alın kızı. Gel bir saniye Ceyda. Gel Ceyda kız çıkalım. Evet bu kadar arkadaşlar çok güzel oldu. Ben Elçin'le beraber geliyorum. Neyhan annenin yanına gitsene. Gelmeyelim demedim. Allah aşkına. Milletin içinde ne hale getirdiniz ya. Siz tartışacaksınız. Ben rezil oldum yok gerçekten. Ben de rezil oldum. Sadece sen mi rezil oldun? Burada utanılacak hiçbir şey yok. Sadece annenin... Merveciğim sakinleştirdim ben Elçin'i. Merak etme hayatım. Seni tebrik bu tatlı şaka arkadaşın sayesinde sana yapıldı üzülme. Sinirlen. ama bu Elçin bizim bir deli bir oyuncu. Kusura bakma gerçekten. Bu biraz normal değil ya. Kendisini zapt edemiyoruz bazen. Kusura bakma. Ben de diyorum ki
Niye ama o kadar hep... aklı başında, o kadar güzel şeyler söyledin. Ama... O kadar tatlıydın ki. O kadar fakat bu Elçin deli. Tebrik ediyoruz Merve. Siz daha sakin misiniz? Elçin'im. Çok çaresiz bir kadın vardı karşımda. Çaresiz bir eş vardı. Otoriter bir anne ve asla konuşmayan bir koca. Ya ben ya o. Ya burada mı konuşalım ya? Siz başka bir cümle biliyor musunuz acaba burada mı konuşalımın dışında? Niye ya benim sinirime basma! Anne zaten efsane. Çocuk bu sefer annenin hastalığından utanmaya başlıyorum dedi. Bu sefer tekrar çocuğa bile evlendim. Kadın devamlı ağlıyor falan. Lütfen tamam lütfen. Anne. Gel kardeşim. Kaç kişinin önünde ne hale geldi ya, ben utanıyorum mu? Utanma, bu bir rahatsızlık. Neden? Annemin böyle yapması arkadaş, utanıyorum. Arkadaş geline vuracak zannettim ben. Gelini korumaya giderken kaçıyormuşum gibi gözüktüm galiba. Tövbe estağfurullah. Ben bıktım senin suratından. Aa, hayır oraya geleceğim. Sizin yanınıza geleceğim. Ay ödüm koptu. Çok mutlu oldum. Şu an yüz ifadelerimi falan çok merak ediyorum yani. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Çok aramızda.